Kanal 25 ekranlarından hepinize merhaba sevgili seyirciler. Haftanın ikinci iş günü ve biz Erzurum programıyla karşınızdayız. Evet, uzun bir zaman oldu. Biz Erzurum kısa bir tatile girmişti. Yorumcu arkadaşlarımızın Antalya'da toplantılarının olması nedeniyle malum programa bir kısa bir ara vermiş zorunda kalmıştık ama kaldığımız yerden devam ediyoruz. Erzurum'da malum sorunlar her geçen gün artıyor. İşsizlik rakamları bir tarafta, bir tarafta piyasaların durgunluğu, diğer tarafta inşaatlarda yaşanan problemler ve son olarak da malum cemaate yönelik yapılan operasyonlar Erzurum'da da yakından takip ediliyor. Dün akşam ana haber bülteninde zaten vermiştik bazı vatandaşların adliye önündeki bu protestoları kınadıkları protestoları vardı operasyonlara yönelik. Evet, biz Erzurum programı yine dolu bir gündemle karşınızda. 213-15-20 canlı telefon attığımız, tabi bugün özellikle inşaat sektörünü yine ele alacağız. Malum uzun zamandır gündemde tutmaya çalışıyoruz, uzun zamandır dile getirmeye çalışıyoruz ama maalesef şu ana kadar çok ciddi manada bir adım atılmış değil ve dolayısıyla mağdur vatandaşlar müjdeli haber bekliyor. Keşke bizim elimizde olsa da biz o müjdeyi versek. Ancak şu ana kadar maalesef ortada net bir ifade yok yetkililer tarafından. İnşaat firmalarının yöneticileri de tam bir suskunluk içerisinde. Özellikle bir müteahhit var ki bugün onu da ele alacağız sevgili izleyiciler. Tam 40 vatandaş mağdur olmuş. Bu başka bir inşaat firması ve Hatay'dan gelip Erzurum'da inşaat yapan, İnsanlara tapularını falan vermeden parayı alıp ortadan kaybolan bir müteahhit. Telefonunu bile değiştirmiş. Daha önce yine gündeme getirmiştik bu konuyu. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda değerli yorumcumuz sevgili Dursun Erakkoç bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese iyi günler. Evet sevgili izleyiciler. İnşaat sektörü durdu mu Erzurum'da hayatta durma noktasına geliyor. Çünkü çok kalem var inşaata bağlı olan. Dolayısıyla inşaatçılık sektöründeki sıkıntıyı gidermediğiniz zaman piyasayı çok çok fazla etkiliyor. Tabii siyasilerin bu konuda şu ana kadar çok ciddi manada bir çalışma yaptıkları da yok. Sadece günü kurtarma politikası, sadece işte çalışıyoruz, uzlaşı arıyoruz, çözüm arıyoruz gibi geçiştirmeler. Dolayısıyla mağdurlar ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Bazı mağdurlar hukuki yoldan hak aramaya gittiler ama hukuktan da yüzleri gülmedi mağdurların. Çünkü ellerinde somut bir delil yok sevgili izleyiciler. Sadece basit bir A4 kağıdına yapılan sözleşme ve bunun karşılığında milyarlarca lira parayı müteahhitlerin eline sayan mağdurlar ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Birikimleri, emekleri yastık altındaki altınlarından tutun da boğazından kesip biriktirdikleri paralar bir anda uçup gitti ve dolayısıyla da şu anda da büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor inşaat sektörü Erzurum'da. Evet sevgili başkan, bu arada 213-15-20 telefon hattımız şu anda ekranda var. Bizlere ulaşabilirsiniz. Mağdurlar özellikle size sesleniyoruz buradan. Şimdi önce Türkiye'deki gündemi kısaca bir değerlendirelim. Bu cemaate yönelik yapılan bir operasyon var. İşte dizi oyuncuları, senaristler, gazeteciler 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Tabii bu gözaltılardan sonra serbest bırakılmalar yaşanıyor. Değişik sivil toplum örgütlerinden bu operasyona yönelik tepkiler var. Bir tarafta işte siyasilerin açıklamaları, hükümetin açıklamaları, işte darbeci zihniyet, işte bilmem 28 Şubat'ın intikamı alınıyor gibi farklı farklı söylemler var. Türkiye'de neler oluyor? Şimdi ben öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Bu operasyonları anlamak son bir senede anlamakta çok güçlük çekiyorum. Şimdi Türkiye gerçekten 28 Şubat süreciyle başlayan sıkıntılı bir dönemde 28 Şubat darbesini yaşamış bir ülke olarak muhafazakar kesimin
itildiği, kalkıldığı, muhafazakar kesimin yok sayıldığı bir ülkeden bahsediyoruz. Ve 28 Şubat Çevik Bir'in deyimiyle kıyamete kadar devam edebilecek bir süreç dedi o zaman. Şimdi biz 2002 seçimlerinde AK Parti iktidarıyla biz şunu dedik, döndük dedik ki Çevik Bir'e, hani 28 Şubat süreci kıyamete kadar devam edecekti. Bak, biz iktidar olduk. Sizin okullara almadığınız insanlar iktidar oldu. İş yerlerinde horladığınız, türbanından dolayı imam hatipleri kapattığınız imam hatiplerden mezun olan insanlar başbakan oldu. Hani devam ediyor? Hani devam edecekti? Hatta alaylı bir üslupla biz bu şekilde 28 Şubat Şubatçıları hafife aldık. Yani kısacası nasıl diyeyim, Ergenekon yapılanmasını diyeyimin hafife aldık. Ama son bir yılda biz şunu gördük. Ben kendi şahsım, benim bakış açıma katılan olabilir, olmayan bilir ama benim bakış açımı ben paylaşmak istiyorum izleyicilerle. Biz şunu gördük. Gerçekten Çevik Bir'in dediği gibi 28 Şubat süreci devam ediyor. Kimse şunu zannetmesin. İşte bu AK Parti ile bir cemaatin savaşı. Kimse bunu zannetmesin. Böyle bir şey yok. Ben bunu bu şekilde okumuyorum. Şimdi ekranlara bir bakın. Yorumlara bakın. Dün ben Ahmet Şık açıklama yapıyor. Zaman Gazetesi'nden hani onlara yönelik bir tweet atılmış. İşte biz sizi anlayamadık falan diye. Adamın dediği şey şu, hani helalleşme manasında, ben diyor helalleşemem, ben diyor Allah'a inanmıyorum, kitaba inanmıyorum, Kur'an-ı Kerim'e inanmıyorum, ben dinsizim. İnanmadığım şeyin neyine, diğer tarafa inanmıyorum ki ben sizinle helalleşeyim. Şimdi biz bir yıl içerisinde ne yaptık? Bizim içerimize, bu yapılanmaların içerisine muhafazakar siyasal İslam, bak muhafazakar siyasal İslam iktidarına karşı bu derin devlet yapılanması müthiş derecede sızdı. Değişik oyunlarla en güçlü kanatlarından bir tanesi olan hizmet hareketini getirip bunlara düşman etti. Bunları hizmet hareketine düşman ettiler. Ve şu anda ikisi savaşarak kan kaybediyor. Diğer taraftan bir bakın, diğer taraf yükselişte. Yani bizim 28 Şubat'ta mücadele ettiğimiz, 28 Şubat'ta kardeşlerimizin başörtüsünü çekip alan insanlar, 28 Şubat sürecinde kızlarımıza, annelerimize, bacılarımıza ikna odası açan zihniyet şu anda yükselişte. Bunun sebebi şudur. Bakın biz iyi okuyamıyoruz. Manzarayı çok iyi görmek lazım. Okumak lazım. İyi görmek lazım. Bizler muhafazakar insanlarız. Bizler bunun için bedel ödemiş insanlarız. Yani biz bugünlere kolay gelmedik. Uyumadık. Kapılardan nöbet tuttuk. Batı çalışma grubu gelecek. Başörtülü öğrenciyi dışarı atacak diye. Sakallı öğrenciyi dışarı atacak diye. Kovacak diye, kendi üniversitemizde sınıflarımızdan başörtülü arkadaşlarımız atıldığı zaman biz mücadelesini verdik. Bakın bütün kazanımlarımızı biz elimizin tersiyle itiyoruz. Şimdi cemaat dediğiniz zaman, hizmet hareketi dediğiniz zaman muhafazakar bir kesimin okuyup devletin belli yerlerine gelmesi demek. AK Parti iktidarına bakın, yola çıkış şekline bakın. Erbakan'ın öğrencilerine bakın. Ya bu insanlar da bunun için, yani muhafazakar zihniyetin ülkeye yerleşip ülkenin gerçek manada hukuki, adaletli yönetilmesiyle alakalı. Ama geldiğimiz noktada Naci Bey şöyle bir durum var. Şu anda ikisi birbirine karşı müthiş derecede ve acımasızca bir savaş içindeler. Kendilerini yıpratıyorlar. Kendilerini bitiriyorlar. Ve karşı tarafa mücadele verdikleri karşı tarafı kendi elleriyle yukarı çıkarırlar. Bugün Silivri'yi boşaltıp
Allah'a inanmayan, peygambere inanmayan bir zihniyeti oradan çıkarıyorsunuz. Sabah akşam 5 vakit namazını kılan, Allah yoluna kendini adamış insanlar oraya tıkıyorsanız, demek ki siz oyuna gelmişsiniz. Ha, diğer tarafa bakın, hizmet hareketi tarafına bakın, cemaat deyin, ne derseniz deyin. Kardeşim, yani yolsuzluk tamam, var mı var. Bunu bugün başbakanın baş danışmanı Etienne Matthieu bile inkar etmiyor. Yolsuzluk var mı var. Yani bunun üslubu iktidarı komple devirmekle mi geçiyor? Anlatılış şekli, sunuluş şekli. Yani iktidarı komple oradan kaldırmak mı geçiyor? Hani onu kaldırdınız. Bundan da geçmiyor. Bakın burada hatalar var Naci Bey. Karşılıklı hatalar var. Ve inanın ben üzülüyorum, uyuyamıyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Bu siyasal İslam, yani muhafazakar kesimin iktidarda olduğu bir yapının bugün CHP, bakın CHP'den bahsediyoruz, 2002 AK Parti'nin savunduğu fikirleri savunuyor. AK Parti de CHP'nin 2002'deki fikirlerini savunuyor. Eskiden, şimdi adliye önlerinde 2002'den önce bizim başörtülü kızlarımız okullarda, adliye önlerinde, sağda solda işte sürülürlerdi, terfi alamazlardı. Bu durumdayken 2002-2014 manzara aynı. Dün basın toplantısı vardı. O adliyenin önündeki insanlar ne yapıyordu Naci Bey? Kur'an-ı Kerim okuyorlardı değil mi? Yani Kur'an-ı Kerim okuyorlardı. Peki 2002'den önce neydi? Aynı manzara yok muydu? Şimdi bu Kur'an-ı Kerim okuyan insanlar 2002'de savunan zihniyet kimdi? Bugünkü siyasal iktidar. Değil mi? Bugün onları oraya getiren kim? Siyasal iktidar. Peki bugün o Kur'an-ı Kerim okuyanları savunan kim? İster inanın ister inanmayın, CHP. Evet. Şimdi biz nereden nereye geldik? Yani CHP 2002 AK Parti'nin savunduklarını savunuyor şu anda. Özgürlük diyor. Konuşmak diyor. Basın özgürlüğü diyor. Hürriyet diyor. Demokrasi diyor. Cumhuriyet diyor. Peki öbür taraf ne diyor? İlle de devlet, ille de devlet diyor. Millet diyen var mı? Oy verirsen milletsin. Oy vermezsen terör örgütüsün. Bakın artık halk da değil, terör örgütüsün. Bir taraf olan ber taraf olur. Kimse taraf olmak zorunda değil. Yani illaki ben senin savunduğun şeyleri savunmak zorunda mıyım Naci Bey? Biz beraber oturuyoruz. Buranın haricinde de oturup muhabbet ediyoruz değil mi biz? Evet. Ne kadar fikrimiz örtüşebiliyor? Hadi %80 örtüşse %20'si yine örtüşmüyor. Aynen. E peki bu ne demek? Demek ki bu bizim insan olduğumuzdan kaynaklanıyor. Biz insanız kardeşim. Herkes aynı şeyi düşünse bizler hayvanlar gibi, koyunlar gibi, inekler gibi sabah kalkıp ottan başka bir şey düşünmeyiz değil mi? Ondan dolayı herkesi aklı selime davet ediyorum ben. Her iki tarafı da Allah rızası için diyorum. Bakın olan tabandaki masum inançlı kesimi oluyor. Sizler tavanda istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz ama bugün bir AKP'liyle bir cemaat insanı yan yana kolay kolay oturmuyor artık. Sonuçta hizmet ettikleri şey o. Aynı ağacın farklı dalları. Onun için ben her iki tarafı da aklı selime davet ediyorum. Tabana da sesleniyorum ben. Ayrışmayın, birleşin. Sizler sonuçta aynı kitap okuyan insanlarsınız. Aynı kıbleye dönüp namaz kılan insanlarsınız. Aynı Allah'a inanıyorsunuz. Aynı peygambere inanıyorsunuz. Ayrışmayın. Bizim için önemli olan Allah, peygamber, kitap bizim mücadelemizde buradan kaynaklanıyor.
kesinlikle taban birbirine karşı ayrışmasın ve zıtlaşmasın, dedikodu yapmasın, gıybet yapmasın, birileri yukarıda rahat edecek diye tabanda insanlar birbirini kırmasın, yalvarıyor. Evet. Şimdi gelelim inşaat sektörüne. Erzurum'da aylardır gündemde tutuyoruz konuyu. Son olarak Karadayı mağdurlarını burada konuk almıştık. İki ay içerisinde paraların geri ödeneceğini programda söylemişti. Tabi bu iki ay geçti. Şu ana kadar para dağıtım olayı da yok. Büyükşehir Belediyesi, Karadayı İnşaat ve şimdi de Şerafettin Aslan üçlüsü üçlü savaşa dönüştü adeta. Yani ortada bir uzlaşı olması gerekirken adeta bütün kapılar cephe büyüyor. Bütün kapılar kapanmaya başladı. Cephe büyüyor, evet. Bu tablo böyle. Bir de işin bir başka tablosu var. Küçük müteahhitler var. İnsanları mağdur edip hatta kaçan müteahhitler var. İnşaat sektörü bitmiş. Mağdur sayısı her geçen gün yükseliyor. Son olarak da ilke inşaat ortaya çıktı. Evet. Şimdi o para mevzusuna geldiğin zaman ben o gün programda da söyledim. Zor iş. Burada gelen arkadaşlar belki tepki gösterdiler değil mi? Niye olmasın falan diye. Sen daha iyi biliyorsun. Ben söylediğim şey bu iş biraz zor. Yani gerçekten zor. Hani şimdi biz şeyi konuşmak istiyorum ben. İnşaat meselesini gerçekten gündemde tutmak lazım. Bunun sebebi şu. Kıt kanaat geçinen insanlar birileri tarafından sömürülüyor. Birileri tarafından sofralarındaki ekmek alınıyor. Daha sonra değişik hülle yoluyla başkalarının üzerine devredilip memleket terk ediliyor. Bu kadar basit. Bakın geleceksiniz, ticarete bakın Naci Bey. Geleceksiniz, burada bir iki tane inşaat yapacaksınız. Daha sonra maket üzerinden inşaatları satacaksınız. İnşaatlar bittikten sonra başkasının üzerine devralacaksınız. Devredip memleketi terk edeceksiniz. 3 kişinin, 4 kişinin üzerinden devredeceksiniz. Memleketi terk edeceksiniz. Böyle bir ticaret yok. Yani bunu da bütün samimiyetimle söyleyebilirim. Yani Türkiye geneli yaşayan en önde yaşayan il Erzurum. Yani inşaat firmalarını ben tenzih ediyorum. Bakın hepsi ticaret yapıyor. Hepsini ben kastetmiyorum. Kesinlikle bunu herkes böyle bilsin. Tabii ki işini layıkıyla yapan inşaat firmaları var mıdır? Vardır. Yani helaliyle düzenli, planlı, programlı yapan var mıdır? Vardır tabii ki. Ama elin hataylısı gelecek buraya, benim memleketimi dolandıracak, trilyonlarca vurgun yapacak, ondan sonra çıkıp gidip Ankara'da keyfine bakacak. Ya bu nasıl bir dünyadır? Bu nasıl bir vicdandır? Biz gidip de Bayburt'ta veya Erzincan'da böyle bir şey yapabilir miyiz? İş yapamazsın Naci Bey. İnanın bak ben 99-2000 yıllarında bu boya için şeye çıktım. Bir boya firmasında pazarlama için gittim Karadeniz tarafında. Bir tane fırça satamadım. Bir galon boya satamadım. Dedikleri şu, Trabzonlu dururken biz sizden niye alalım? Ama biz ne yapıyoruz? Yani burada ben yabancı şeyin nefretini körüklemek istemiyorum. Kimse yanlış anlamasın. Ama biz ne yapıyoruz? Herkese güveniyoruz. Evet. Herkese güveniyoruz. Bakın bugün burada elimizde şeyler var. Bu ilki inşaatla ilgili sözleşmeler var. Ya tamamen güven esasına dayalı bir ticaret bu. Tamamen güven esasına dayalı. Bakın normalde bunun nasıl olması lazım bu sözleşmenin? Burada kat ittifakının verilmiş olması lazım. Çünkü bu satılmış yani parası alınmış bir şey. Evet.
Ama senin dediğin gibi bir A4 kağıdına sözleşmeler yazılıyor. Bakabilir miyim? Tabii. Bir evet. Bakarsan sözleşmeler yazılıyor. Daha sonra insanlardan para alınıyor. İnşaat bitiyor. 4 kişinin üzerine devredilip memleket terk ediliyor. Bugün biz Erzurum'un haricinde hiçbir yerde göremezsiniz Naci Bey. Bakın bunu bütün samimiyetimle söylüyorum bunu. Şimdi inşaat sektörü zaten Darboğaz'da. Bugün dolar ne kadar oldu? 2.39'den sonra. 2.400. 2.5 lira oldu dolar. Sabahleyin bilmiyorum bu dünya kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasını okuyanınız oldu mu, göreniniz oldu mu bilmiyorum ama şu anda petrol fiyatları dip yaptı. Evet. Dolar hızla yükseliyor. Hem de kötümser bir açıklama yayınladı. Bu ekonomide herkesin şimdiden yerini sağlamlaştırması gerektiğine yönelik bir şey. Buradan bizi dinleyen izleyiciler, eğerse varsa imkanları, bu söylediklerimi dikkate alsınlar lütfen. Gelişmekte olan ülkelerin müthiş derecede bir darboğaza gireceği, ekonomisinin kötüye gideceğine yönelik, özellikle Çin ve Rusya ile ilgili. Şimdi bu kadar darboğazın yaşandığı bir ülkede, bir ekonomide yaşıyoruz. Onun ötesinde de gelip burada Erzurum'da, memlekette insanların şeyleri alınıyor, paraları alınıyor, emekleri alınıyor. Daha sonra memleket terk edilip gidip kendi villalarında, kendi hizmetçileriyle oturup yiyorlar. Yani böyle bir dünya yok Erzurum'da. Erzurum'un haricinde inanın bu kadar mağdur göremezsiniz Naci Bey. Evet. Yani şimdi, kadar mağdur görme imkanınız yok. Şunu bir okuyayım ben. Tabii. Sevgili izleyiciler bakın. Bu ilçe inşaat mağdurlarının Büyükşehir Belediyesi'ne vermiş oldukları bir dilekçe. Ve şöyle deniyor. 2013 ilk aylarında Şükrüpaşa Mahallesi'de İlke İnşaat Mehmet Kazar isimli müteahhitten daha arsa halindeyken satışa çıkardığı evleri 90 bin eski parayla 90 milyar karşılığında anahtar teslimi olacak şekilde anlaşarak evleri aldık. 2013 Kasım ayında bize teslim edilecekti. Etmediği takdirde ev sahiplerine kira bedeli ödeyecekti. Daire alanlarla aralarında yaptığı sözleşmelerde bunlara yer verilmiştir. Noterde satış ve sözleşme yoktur. Mehmet Kazar arsanın kendi üzerine olmadığından noter sözleşmesi yapamadığını bizlere söylemiştir. Şimdi bu ilginç olan şeyleri böyle not alıyorum ki değerlendirelim. Konuşalım. Biz. Kendi el yazısıyla sözleşme düzenleyip ve verdiğimiz para değerince ödeme tarihi açık senet vermiştir. Evler 2013 yılında teslim edilmemiş, 2014 Ağustos'ta teslim edileceği bize beyan edilmiştir. Daire sahipleri evlerin anahtarlarını teslim alıp eksik kalan işleri kendi bütçelerinden karşılayarak yapmaya başlamıştır. 09.26.2014 tarihinde Mehmet Kazar'ın tapuda usulsüzlük yaparak evlerin kat ittifak tapularını daire sahiplerine değil de kendi çevresinden olan iş yaptığı kişilere toplamda 32 daireyi 4 kişiye tapularıyla vermiştir ve Erzurum'dan kaçıp gitmiştir. Ev sahipleri olarak bunu öğrenip kendisine ulaşmak istedik ama bize yanıt vermemiştir. Kendisi hakkında hemen yargıya başvurulmuştur. İlerleyen zamanlarda evleri üzerlerinde bulunduran kişiler hak sahiplerini arayarak Mehmet Kazar'ın bilgisi dahilinde bizlerden yeniden ek bir para talep etmektedir. Kişi başına 65 bin lirayla 80 bin lira arasında ödemem yapmamızı yoksa evleri alamayacağımızı, kendilerini tefeci olduklarını, güçlü olduklarını söyleyerek insanları tehdit ederek para talep
etmekteler. Tapular ellerinde olduğu için hiçbir hak iddia edemeyeceğimizi, adaletin ve hukukun kendi yanlarında olduğunu ileri sürerek gerçek hak sahiplerini susturmaya ve korkutmaya çalışmaktalar. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden toplamda 40 ailenin bu mağduriyetinin giderilmesi için gerek medya olsun, gerekse yapılabilecek işlemler olsun bize yardım edilmesi ve sesimizin duyurulması siz değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'den rica ediyoruz denmiş. Şimdi nereye baksan skandal. Yani nereye baksan skandal. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz hattaymış. Alo. Merhaba. Hoş İyi geldiniz. Günler beyefendi. Sağ olun. Takip ettiğim kadarıyla ben de ilke inşaat mağdurlarındayım. Konuya tamamen vakıfsınız. Sadece beni birebir veya muhatapları birebir rahatsız eden konuyu açıklayacağım. Demin değindiğiniz gibi ne oldukları bilinmeyen, kim oldukları bilinmeyen, ancak işin ortasında belli bir süre bulunup daha sonra da bizim alakamız yok, biz ilgilenmiyoruz diye isimlerle karşılaştık. Mehmet Kazar'ın kaçmasından bu insanların fırsat bulmuş boşlukta nasıl kaçırırım hesapları bizi çok rahatsız ediyor mağdurlar olarak. Bize zaten Mehmet Kazar vurdu. Tekrar tekrar bizden başka talepler adı altında bir şeyler istiyorlar. Ama kişilerin sıfatları nedir? Hangi hakla bunu talep ediyorlar? Kimin adına talep ediyorlar? Kim istiyorlar? Kim istiyor bunu efendim? Şimdi o isimleri burada zikretmeyeceğim. Tabii yeri geldiğinde hukukun karşısında şey yapacağım. Zan altında bırakmak istemiyorum. Ancak konu bu. Her hafta bir grup işini çözüyor. Alakasız kişiler kendi işlerini çözüyorlar. Hiç alakamız yok dedikleri halde duyuyoruz ki işte 3-4 daire, 5-6 daire almış, çekilmiş, ben ilgilenmiyorum diyor. Evet. Şimdi burada biz çok rahatsız oluyoruz. Mehmet Kazar kaçtı gitti, doğrudur. Evet. Ancak Mehmet Kazar gitti ama öyle insanlara bizi teslim etti ki hiç muhatap değil, alakadar değiliz. Bunlar bizi çok rahatsız ediyor. Ailelerimizde huzurumuz kalmadı. Biz hiç tanımadığımız mafyadır, tefecidir, odur budur, bugüne kadar karşılaşmadığımız insanlarla karşı karşıya geldik. Sadece amacımız bir ev almak. 40 yıllık emeğimizi vermişiz, bir ev almak istiyoruz. Adam bizi bıraktı gitti. Bu şekilde insanların karşısına her gün birileri çıkıyor. Biz sizin işinizi çözüyoruz, çözdük. Bir hafta sonra kendi işini o kişi çözüyor zannediyorsam ondan sonra ben ilgilenmiyorum deyip çekiliyor. Bizim işimiz gittikçe zora gidiyor. Hukuk bir yerde tıkanıyor mu bilemiyorum ancak görsel bir şeyler var. Bakın medya olarak sizler bu konuya vakıfsınız. İzlediğim kadarıyla tamamına vakıfsınız. Benim bildiğim kadar siz de aktarıyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Bu Erzurumlunun bu mağduriyetini bir gidermek lazım. Çok rahatsızız. İnan ailelerin boşanma safhasına gelme durumları, kopma da durumuna gelmişler. Bu kişi uzaklarda değil, etrafımızda dolaşıp bu senaryoyu izliyor. Ben öyle algılıyorum. Bu ismini vermediğim ancak sürekli muhatap olduğu kişilerle de görüşüyor. Bizler parayı veriyoruz, bir sesini duyamıyoruz. Bizi rahatsız eden bu. Teşekkür ediyorum. Peki, ben teşekkür ediyorum. Bu arada her ne kadar isim vermeseniz de bu dava açan arkadaşlarımıza mahkemeden kötü haber gelmiş. Evet. Kovuşturmanın yeri olmayacağına dair karar verilmiş. Ama siz hala isim vermek istemiyorum falan derseniz hakkınızı arayamazsınız. Anladım. Anladım. Yani bu işte böyle olmuyor efendim. Çünkü anladım. Ortada bir şeylerin olması lazım. Yani biz burada kafamıza göre program yapamayız. Doğru biz burada mağdurların sorunlarını gündeme getiriyoruz ki yetkililer bir şeyler öğrensin veya duysun da harekete geçsin. Ama eğer sizler işte stüdyoya gelmekten dahi kaçarsanız hak arama olmaz. Bakın ben buradan çağrı yapıyorum. Tamam. İlke inşaatı mağdurları 40 kişi. Doğru. Çağrı yapıyorum abi stüdyoya gelsinler. Buyur kapı açık. Doğrudur. İşte stüdyo işte size imkan. Doğrudur. Allah sizlerden ama razı olsun. Yok, abi, stüdyoya gelin. Gelelim. Stüdyoya gelelim beyefendi. Gelin doğrudur. Abi. Gelin abi hakkınızı arayın. Bu askeri doğrudur. Değil. Şimdi
Birilerinden korkarak, burası neresi abi, nerede yaşıyoruz, kim kimden korkuyor? Bunun adına korku demeyelim de korkmuyoruz, gerçekten korkmuyoruz. Bunun adı farklı şey. Belki ya güzel abim, güzel abim, adam almış parayı, kaçmış gitmiş, doğru, siz hala neyin peşindesiniz ya? Doğru söylüyorsun. Başkaları şimdi tapuyu geçirmiş eline, siz hala neyin peşindesiniz? Doğru söylüyorsunuz. Gelin buraya, konuşalım abi. Tamam, bütün geliyoruz. Bütün abi. Geliyoruz, saygılar. Peki, geliyoruz. Teşekkür ediyorum. İyi günler beyefendi, sağ olun. Şimdi ben ne diyordum başta? Tam bir skandal. Tam bir skandal değil mi? Bak, bir, 2013 yılı ilk ayları diyoruz. Şu anda 2015'e gireceğiz. Evet. 90 TL anahtar teslimi şekilde evleri almışlar. Kasım ayında teslim edilecekti. Etmediği takdirde zaten yetiştirmediği sürece kira ödenecek. Ne kadar kiralar? 500, 600, 700 neyse. Evet. Daire alanlarla aralığında yaptığı sözleşmelerde bunlara yer verilmemiştir. Verilmiştir. Noterde satış ve sözleşme yoktur. Şimdi ben alayım bir tane kağıt elime, böyle bir karton şey alayım, top kağıt alayım, çıkayım abi. Diyeyim ki size 200 metrekare daireler yapacağım, 70 bin lira abi. Dayalı döşeli hem de. Dayalı döşeli bak. HD televizyon da var. HD televizyon da var. Tamam. Tamam mı? Yanında bir de cep telefonu hediye. Bak şimdi. Ya abi Allah aşkına ya. Ya bu nedir abi? Böyle bir şey var mı? Bir saniye. Göstereyim sevgili izleyiciler. İnanın. Rahmetli Kemal Sunal'ın komedi filmleri bile bu sözleşme karşısında çok disiplinli bir film olmuştur. Bu nedir abi ya? Oturmuş. El yazısı. Zaten yazı da okunmuyor da. El yazısı. Satıcı Mehmet Kazar, alıcı bilmem kim. Bir tane kaşe yok. Bir tane mühür yok. Bir tane resmilik bir şey yok. Şimdi Naci Bey bak, biz bunları işin doğrusu bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Yani bu mağdurlarla ilgili geçen yani firmaların %80 çalışma, ben yine tenzih ediyorum inşaat firmalarını. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Bu insanların bu şekilde aldatılması ve şeyinden dolayı en azından hiçbir şey olmasa sahtekarlıktan dava açılması gerekiyor. Peki o savcılığın 30 kişiye takipsizlik karar vermesi ne manaya geliyor sence? Ben anlamıyorum abi. Ben çünkü ya, niye anlamıyorum? Bak, ya burada bir sahtecilik var. Sayın Akkoç, şimdi yani burada insanları dolandırıcılık var burada. Başka bir şey yok. Yani ev satım alımı yok burada. Bak bir şey söyleyeceğim. Hı. Şimdi sen burada çıkıyorsun, yorum yapıyorsun değil mi? Evet. Künyen ne diyoruz? Ünvanın Dursun Ali Akkoç. Evet. Ben Naci Ergen. Evet. Değil mi? İsim veriyoruz. Evet. Herkes duyuyor, herkes biliyor. Şimdi adam hakkını arayacak, ismini vermeyen izleyici. Bu nedir abi? Evet. Kimden korkuyoruz abi? Ne yapabilirler abi? Böyle bir şey var mı? Ya işte esas mesele de bu Naci Bey. Şimdi sen şunu çok iyi görmen lazım. Kardeşim biz Erzurumlular olarak aşırı derecede hüsnü niyet şeyi taşıyoruz. İyi niyet taşıyoruz Naci Bey. Peki bir şey söyleyeceğim. Bak, dur. İyi niyet taşıyoruz. Bak bir dakika. Şu sözleşmeler var ya, ver dur, bana. Dur dur, bir şey daha göstereceğim. Heh. De bir izleyicimiz daha var hattımızda. Evet. Alo. 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 Buyursunlar efendim. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Aleyküm selam, sağ olun. Ben de ilke inşaat mağduruyum. Evet. Dursun Bey'le zaten görüşen bendim. Yani o evrakları falan veren bendim. Evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Şahısın bizim aldığımız muhitte, yani Şükrü Paşa'da yıllardır zaten müteahhitlik yaptığı biliniyor. Evet. Orada 10 taneye yakın binası var. Evet. İlke 1, ilke 2 diye, yani bizimki 7 oluyordu. Evet. İşte sözleşmeleri söylüyorsunuz, biz de şöyle bir şey söyleyelim, yani notere kendisi zaten gelmiyor, arsa benim üstüme değil diyor, ondan sonra işte ne gerek var noter masrafı vermeyelim, işte benim sözüm böyledir, benim sözüm senet yerine geçer, insanları bu şekilde, yani
Zaten kendisi bir ilahiyatçıdır, profesördür. Atatürk Üniversitesi'nde öğretim görevlisiydi bu adam. Evet. İstifa etmiş sanırım. Ondan sonra bu müteahhitlik işine başladı. Kendisine yani daha önce yapmış olduğu işlere istinaden yapmış olduğu sözleşme olsun, işte senet olsun. Şimdi beyefendi bak ben size bir şey söyleyeyim. Tabii buyurun. Bunu zaten sizin şu anda söylediklerinizi ben 10 dakika önce söyledim. Şimdi dolandırıcılık böyle bir şeydir. Yaparsınız bir tane inşaat, iki tane inşaat, üç inşaat yaparsınız. En son inşaatınızda da vurgunuzu vurur, kaçarsınız. Şimdi evet. Erzurum'un böyle bir sıkıntısı var. Şimdi bu çiftçiler için de geçerli, bu hayvancılık yapanlar için de geçerli. Diyarbakırlı gelir bir sefer peşin parayla alır gider. İkincisini verir alır gider. Üçüncüsünü verir alır gider. Daha sonra dördüncüsünde bütün çevre köylülerin hayvanlarını alır kaybolur gider abi. Evet, zaten bu dolandırıcılıkta mesela bu şekilde insanlar işleyişi bu şekilde. Şimdi sen diyorsun ki 10 tane yapmış tamam 1 yapmış 2 yapmış 3 yapmış 4 yapmış 5 yapmış sizinki 7. E kardeşim zaten bu adam baştan bunu kendi planını evet. yapmış. Yani şimdi, ben şöyle bir şey söyleyeyim lafınızı kesiyorum. Estağfurullah. Şimdi biz 29 kişi olarak gidip savcıya suç duyurusunda bulunduk. Evet. Savcı ifademizi aldıktan sonra bir ay sonra bize hani bu adamın dolandırıcı olmadığını, yalancı olduğunu, yakalanmasına ve tutuklanmasına gerek olmadığını. Nasıl? Dolandırıcı değil yalancı. Evet. Nitelikli dolandırıcılık yapmamış, nitelikli yalan söylemiş. O nasıl? Şimdi 29 kişi biz buna şikayet yakalanması için şikayette bulunuyoruz. Savcı bizi başından savmak için bu işte oyalanmasın diye böyle bir karar verdi, bizi başından def etti. Yani 3 aydır adliyelerdeyiz, belediyedeyiz, valinin yanındayız, kaymakamın yanındayız. Yani gitmediğimiz yer kalmadı. Yani AK Parti il başkanlığına da çıktık. Randevu talep ettik. Başkan bizi kabul edecekti. O arada dışarıda bekliyoruz. Yönetimde olan arkadaşlar bizle dalga geçer gibi. Ya işte siz 20 bin liraya ev almışsınız. Ne bekliyorsunuz? Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. İşte bizim bu işten haberimiz var. Böyle dalga geçer gibi yüzümüze konuşuyor. Ondan sonra arkamızdan da diyorlar ki ya diyor siz o parayı nereden buldunuz bu kadar parayı nereden buldunuz da bu evleri alabildiniz? Yani insanların bizimle dalga geçmesine bakabiliyor musunuz? Yani 90 bin liraya biz ev almışız. Yani bu para bulunulmayacak bir para değil ki herkes bir emeğinin karşılığı olarak gitmiş bu evi almış. Yani biz insanlardan yardım istemek için gidiyoruz. Onların bize söylediği sen bu parayı nereden buldun ki ev aldın? Zaten mahkemelerde bize bir şey yok. Yani gidiyoruz, tamam bugün gidin yarın gelin, bugün gidin yarın gelin. Yani başka hiçbir şey yok. İşte en son Dursun Bey'in yanına gittik, Allah ondan razı olsun, Kanal 25'ten Allah razı olsun. Bir sesimizi duyurun dedik. Sağ olun, var olun, Allah sizden bin defa razı olsun. Abi stüdyomuz açık. Ya Naci Bey geleceğiz. Allah için geleceğiz. Yani zaten şu anda arkadaşlar da arıyor. Evet. Yani bizim mağduriyetimiz gerçekten çok büyük. Evet abi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yani biz zaten burada gerçekten bakın siyasi olarak biz burada çok konuşmuyoruz. Tamam siyaset konuşuyoruz. Ama bizim burada zaten esas amacımız bu programın esas amacı Erzurum'un sorunlarını dile getirmek, Erzurum'un hakkını savunabilmek ki şu anda yerel medyada da şu Kanal 25'in haricinde Erzurum'un sesini duyuran hiçbir medya kanalı yok. Evet. Yani buna inanabilirsiniz. Şu Kanal 25'in haricinde Erzurum'un derdiyle dertlenen, Erzurum'un derdini dile getiren hiç kimse yok. Burası sonuna kadar, Naci Bey de burada. Sonuna kadar mağdurlara, sonuna kadar sizlere açık. Benim şey yaptığım sıkıntı çektiğim, zoruma giden şu. Kardeşim Erzurum'un insanı bu kadar kolay avlanmamalı ya. Yani Erzurum'un insanı bu kadar mağdur edilmemeli. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Allah rızası için bakın şöyle bir durum söyleyeyim ben. Buradan yetkililer beni duyuyorsa yalvarıyorum ya. Gidin
şu insanların hakkını, şu insanların için bir dile getirin. Bu insanların belediyeden hariç gidebilecekleri hiçbir yer yok. Valilikten gidebilecekleri hiçbir yer yok. Kaymakamlığa başvuracak, kaymakamlıktan başka gidecekleri hiçbir yer yok. Bu Erzurum'da... Dursun Bey, lafınızı kesiyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim, evet, ben size. 26'sında biz bu adamı tapuda yakaladığımız zaman, evet, kaçıp gitti. 4 blok zaten bizim bina, ABC'de, evet, diye. Evet. O gün 2 bloğu 2 kişiye satmış. Evet. Yani bir para banka üstünden bir para transferi olmamış. Hani belli bir miktarı açtık. Ben abi o, biz yani o işi biliyoruz. Lazım. Yani biz onu dile getirdik zaten. Evet. 4 kişinin üzerine aynı anda devredilmiş diye biz o işi biz biliyoruz. Bu olaya vakıfız ama benim esas değinmek istediğim şey şu. Tamam, belki yasal olarak bu insanların çok da bir hakları olmayabilir. Ama bir vali niçin vardır? Ben izleyici hatta tutmayayım çünkü başka, evet, izleyicilerimiz de şu an arıyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim, programdan ayrılayım o zaman. Evet. Tapu'da bu şahısınla olay olduğunu tapu müdürü olsun, tapuda çalışanlar olsun fark ettiler. Cuma günüydü işte, iki bloğu sattığı zaman araya cumartesi pazar geçti. Pazartesi günü bizim içimizden arkadaşlar evlerine tedbir kararı koydurtturdular mahkemeden. Mahkeme emrini tapuya bildirdiğimiz zaman bile halen daha iki bloğu da satabildi tapu. Bu adamların üstünden devrettirebildi. Düşünebiliyor musunuz? Yani satılamaz şeyini koyduktan sonra bile tapu halen daha tapu devri yapıyor. Geçen ayın 11'inde 4 dairenin tapusu yine değişmiş. Evet. Yani burada tapuya bildiriyoruz. Tapu bile diyor ki kardeşim beni alakadar etmez diyor. Ben değişirim. Evet. Gel abi, gel bunlar, gel. Evet, teşekkür ediyoruz. Stüdyomuzda konuklar da var. Şimdi gerçi görüntüler olmayacak. Sadece seslerini duyuracağız. Ama ondan önce 90 milyar değil mi? 90 bin lira, evet. Kaç kişi? 40 kişi. 40 kişi. Ne yapıyor? 3.600 mi yapıyor? 3 trilyon 600 milyar. 30, evet. İyi para. İyi para. İyi para abi. Vallahi. 1 trilyonu yap. 2.600'ü al git. Ya ben şimdi bak. Git hayatını kurtar abi. Git orada daire mi alıyorsun? İş yeri mi açıyorsun? Hayatını değil. Dünyanı kurtar. Yani dünyanı kurtar. Yani ahiret gidiyor da. Gel ki bu ilahiyatçıymış. Ben herhalde öbür dünyadaki torpiline güveniyor da. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Cennetten tapu, cennetten tapu da almıştır bu müteahhit. Hem müteahhit hem ilahiyatçı. Şimdi işini sağlama bağlamıştır. Ya işin kötü tarafı, espri tarafı. Bak ben şu lafımı bitireyim Naci Bey. Şöyle bir şey var. Kardeşim, bir vali niye var? Bir belediye başkanı niye var? Şimdi belediye başkanı şimdi, burada ne yapsın abi? Abi hiçbir şey yapmasın. Ya ne bak, yapacak abi? Hak şey değil ben. Zavallı Mehmet Sekmen düştü bu icatın içine. Yok yok, onu demiyorum ben. Şimdi burada Mehmet Sekmen'in zerre kadar bu tabii sözleşmelerde suçu bir yok, suçu yok. Evet. Hani Karadayı mağdurlarında biz konuşsak, evet, orada da bir şekilde yok, ilişkilendirebiliriz ama. Yani. Yani hani bir şekilde onu Mehmet Sekmen Bey'le ilişkilendirebiliriz. Ama burada Mehmet Sekmen Bey'in yapabileceği bir şey yok. Ama şöyle bir şey var. İnsani olarak yapabilir. Bakın, devlet, iktidar, hukuk, asker, polis, jandarma, MİT, şu, bu. Yani devlet validen ve belediye başkanından oluşuyor. Burada değil mi? Devletin şöyle savcısı, bir dakika bir dakika. Devletin savcısı nitelikli yalancılıktan bahsediyor. Buna vali ne yapsın? Ben ilk defa duydum. Yok, zaten yok. Yani dolandırıcılık yapmış olarak adam nitelikli şimdi yalancılık. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben buradan şunu söylüyorum. Mehmet Sekmen Bey ne yapabilir? Bu meseleyi bir el atıp en azından bir görüşme sağlayabilir. Ne olarak? Bir mülki amir, bir büyük olarak. Başka türlü burada yapabileceği, bu sözleşmelere göre yapabileceği hiçbir şey yok. Geri kalanını kanunun halledebileceği bir şey. Ha ne yapılabilir? Bu insanlar ekstra bir de avukata para veriyor. Bu insanlar bir de mahkeme masrafları var. Ha bunlarla ilgili güzel, deneyimli. Bakın, şimdi her avukata gittiğiniz zaman adam stajyer avukattır. Daha dava açmasını bilmez. Evet. Ki Türkiye'deki eğitim sistemi belli. Yani o 6 yıllık okulu bitirmiştir ama bir dava dilekçesi yazmayı bilmez. Şimdi bu insanlar öyle bir avukatla mı dava açtılar iyi?
Yoksa belediyenin barodan talep edeceği nitelikli, deneyimli, güçlü bir avukatla girmesi mi etkili olur? En azından bu şekilde destek önümde olur. Önümde ne var senin? Önümde mahkeme şey var, savcılığın şey var. Takipsizlik kararı var. Kovuşturmaya yer ama, yok diye. Tamam. Kovuşturmaya şey yer yoktur diye açmış. Heh. Ben sana bir soru sorayım. Heh. Bunu vatandaşın kendi gitmiş vermiş. Bak. Bunu vatandaşın kendi vermiş. Allah rızası için. Vali Bey'in ya da Mehmet Ekmen Bey'in atayacağı bir avukat bunu açsaydı bu davayı, o savcı var ya, nefes hakkeri yüksek yuvada alırdı. Bak, onu bu şekilde takipsizlik kararı verme ne demek? Abi Necim ya, Bey ben dakika, buradan dakika, bu farkı abi, koymaya çalışıyorum. O zaman sen şunu diyorsun, yani yargıya da güven yok diyorsun. Efendim? Yargıya güven yok diyorsun o zaman. Yani yargıya güven şöyle bir şey. Zaten hayır, bu arkadaşların bir saniye başkanı, ben sana bir dakika, size söyleyeyim. Yargının karşısında bir dakika ben sana soruyorum. Yargının karşısında her vatandaş eşit değil mi? Normal o. Normal o zaten. Ya normalleri mi yaşıyoruz? Ama zaten bu savcılar, hakimler yemin ederek göreve başlamıyorlar. Tam normalleri mi yaşıyoruz Allah rızası için? Sana abi onu adaletin yani. Adaletin simgesi terazi değil mi? Terazinin şeyi kopmuş, senin haberin yok. Neyi ne terazinden bahsediyor? Terazinin hepsi bir tarafa ağır basıyor. Evet, şimdi stüdyomuzda konuklar var. Görünmeyen şahıslar. İsim açıklayacak mısınız? Peki. Anlatın bakalım. Abiciğim ben 2011 yılında 300 milyar 4 kardeş para verip 4 tane daire aldı. 2012'de bize teslim edildi. Bir dakika, kaç yılında? 2011 yılında Mart'ın 11'inde falan 300 milyar para verdim. Ben 150 milyar da borç para topladım, altın topladım. Altınları da kendisi aldı. 4 daire için. 4 daire için biz 4 kardeşiz. İsmim Kasım Çayırcı. Evet. 2012'de teslim edecek. 2002 olunca yapmadı. Başka yerde bir başka birisiyle ortaklaşa bir yer yaptı. Evladım dedi, sizin ben seneye yapacağım, seneye sizi mağdur etmeyeceğim. Aynı diğer arkadaşlara sattığı şekilde bana da sözleşmeyle teslim edilmediği takdirde kira bedeli ödeyecekti. Kiralarımızın bir kısmını ödedi, 2013'te teslim edildi, 2013'te de yapıp vermedi. Kiraları ödedi mi? Bir kısmını, bir senelik kira ödedi, geriye bize kira da ödemedi. En son bu yıl demir işlerini de biz onun inşaat işinde demir işi de yapıyoruz. Bu yıl işini yaptığımızda Bahar'ın hani Mehmet aynı zamanda hem kendini de çalışıyor musunuz? Kendimiz çalışıyoruz çünkü borçluyuz. Paramızı aldınız mı? Bir 65 bin lira alacağımız var. Var. 300'den ayrı. 300'den ayrı. Yerine gelen adamlar da bize şimdi birileri abim katılacağının yanında söyledi. İşte size birileri kendilerini kurtarmak için yönetime gidiyor. Bir hafta 10 gün kendi işini sağlam aldıktan sonra ben karışmıyorum, ben bakmıyorum. Siz gidin Mehmet Pazar'la işiniz çünkü. Veyahut da biz de siz evlerinizin parasını hiç karışmıyoruz. Veremeyiz. Bir Mehmet Pazar'la işimizi çözdüm. İşçiliğinizin parasını da olan dairelerini alanlar sizin %35 paranızı keseriz. Geriye kalanını o şekilde kabul ederseniz. Herkes biri devralıyor. Bir hafta yiyor, kendini sağlam alıyor. Ondan sonra 3-5 kişi devriliyor, öbür 3-5 kişi. Öbür 3-5 kişi de kendini aynı mahkemeye gidiyor. Yok çözülüyor, çözülecek diyerek bizi oyalandırarak kendi işlerini çözdükten sonra tekrar ben karışmıyorum. Git nereye biliyorsan git mahkemeye ver. Benim işim sağlam. Ben tapu almışım veyahut da ben noterde senet yaptırmışım. Benim noter senetim yok. Sadece diğer arkadaşlara senet yaptığı gibi bizim gösterdiği ev de yok. Vaat ettiği evler de yok. Sadece size evler bitsin. Ben bu yıl meteorolojinin orada yaptığı 49 daire var. Şu anda işte oradan en son kaç. Oradan size ben tapunuzu vereceğim. Sizi mağdur etmeyeceğim. Orada da evler pahalı. Bunları kim diyor sana? Kaçan Mehmet Kazar. Ben ona koca demeyeceğim. Sizden utandığım için daha ona yani canlı yayında hakaret etmeyeceğim. Yani etmeyin tabii. Bizi bu şekilde ben ailemle boşanma sefasına geldim. Her gün huzursuzum. Bence de yatamıyorum. Ben inşaatçıyım. Fazla bir varlığım yok. 150 milyar ben borç, 300 milyarı verirken de 150 milyar borç para topladım. Milletten 65 bin liraya şimdi aldım bozdururken. Şimdi Kasım Bey bakın şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şu anda insanlar sizi görmüyor. Dolayısıyla ben görmekten bak, de korkmuyorum. Bak can dur bir şey diyeceğim. Pazartesi günü mağdurlardan kim varsa hep beraber gelin. Evet. Şurada geniş kapsamlı bir program yapalım. 10 dakikamız var. 10 dakikaya ne senin derdin? Abi
Başkancısı. Ben başkaları gibi korkmuyorum. İleride de programınızı. Abi kaç kişi geliyorsanız gelin. 3 kişi gelin, 5 kişi gelin. Ben ölmeye gidiyorum. Ya beni öldürecekler ya da benim evimi verecekler. Ben 300 milyarın 150'sini borç. Abi niye oluyorum. Öldürsünler sizi? Yani böyle bir şey abi, niye olsun? Abi bizi yazın. Mesela sözde ortakları olarak bir bakın. Sözde ortakları olarak yazın bana. Ben evimi istediğim sıra, kardeşim evimi istediğim sıra senin kulağını keserim. Kim diyor onu, kim? İsmini... Söyleyin abi. Hüseyin Bayram. Yazın. Hüseyin Bayram mı? Evet, sözde ortakı. Kaçmadan önce kardeşim benim evimi ver. Ben para verdim sana, benim evimi niye vermiyorsun derken senin kulağını keserim diyor. Kardeşim o Mehmet Kazar'ı dolandırıyor işte Erzurum'da arabayla, o kaçıyor, kardeşim kovalıyor benim evimi ver diye. O da onu tehdit ediyor. Beni aradı ki senin kardeşim böyle diyor. Dedim ki eğer kulak keser... ...150 bin liralık altın borç topladım. Kendisi o kır kızın kendisi elinden altınlar aldı, kendisi bozdurdu. Kuyumcuya gelerek kendisi orada bozdurdu. Kasım Bey, pazartesi günü 10 kişi olur, 5 kişi olur, 7 kişi olur, kaç kişiyseniz... ...1-15 kala burada olun. Tamam mı? Geniş tamam. Kapsamlı bir program yapalım. Tamam abicim, ne zaman derseniz pazartesi Allah razı günü. Olsun. Pazartesi buradan günü... yetkililere de sesleniyorum lütfen. Bak biz de şöyle yapalım. Biz de Kanal 25 olarak bugünden itibaren gerekli duyuruları yapalım. Pazartesi günü saat 13'te geniş katılımlı bir program olacağını, inşaat mağdurlarının sorunlarını ele alacağımızı belirtelim ki yetkililere de bir çağrı yapalım. Onlara da haber gönderelim. Onlar da eğer katılım olursa zaten olur. Olmasa en azından bizi takip ederler de en azından sorunlarınızı çözme noktasında neler yapılabilir? Bunları konuşalım. Dediğim gibi şu anda çok kısa süremiz kaldı. Mağdur sayısı fazla. Mağdur sayısı abicim çok fazla. Buradan şimdi burada başbakanlarımıza yalvarıyorum Kasım Bey, lütfen. Kasım Bey bakın. Tamamıyla hata sizin. Bak. Doğrudur. İnandığımız için bak, hata bak, bizim. Bak şimdi. 300 milyar 2011. Evet. Az para değil. Gitmişsin borç almışsın harç almışsın. Garantin ne abi? Ne garantin vardı da verdin o parayı? Bana da getir bir 100 milyar ver o zaman. Senet. Abi şimdi... Yok bir dakika. Naci şöyle bir şey abi, var. Şimdi tamam bu insanlar... Şimdi burada bir şey söyleyeceğim ama bak. Elinde mahkeme kararı var mı? Var. Belediyeye gitmiş. İşte evraklar var burada. Bir sürü de evrak var. Yani şu sözleşmeyi Allah aşkına ya. Ya insan buna nasıl aynen güvenip o sözleşmeyle de... Bize ya de nasıl olur bu abi ya? Nasıl bu parayı verirsiniz ya? Neyse daha olan olmuş. Onları konuşmak boş. Pazartesi günü ilk inşaat mağdurlarına yönelik biz de geniş katılımlı... Yani bu enteresan bir şey var mı acaba? Senin haberin var mı? Yani bu İlkedir, Karadeniz, Harç... Şu anda kaç tane firmadan mağdur var? Yani en az 100 tane mağduru var. Şu an 49 daire terminalin orada yaptı. Orada birkaç tane de boş daire var. Bazı daireleri de çoğaltarak satmış. Çoğaltarak evet. Satmış. 49 daire de orada yaptı. Mesela yönetim kurulunda olanlar kendilerini işte 3-5 kişi diyor ya devralayıp oradan kendilerini sağlama çıkarıyorlar. Dairelerin tapısını vermemiş bir başkalarına satmış. Bir adamın 36 tane dairesi var orada. 3-4 yıl öncekilerde. Evet. Yani şimdi ben mesela diyelim ev almışım şu anda. Adam 3 yıldır oturuyor. Ondan sonra şimdi başkasına satmış. Kiraya vermişsiniz yani 3 yıldır kirazı oturuyor. Kapımız başkasında. Kendi başkasında. Siz yeni farkına vardınız. Evet. Oyalamış işte ya. Oyalama taktiği abi. Bugün yarın, bugün artık, yarın bilmem artık ne. Artık hocam bundan sadece daire yani biz... alanlar mağdur değil. Mesela ben bir insana ulaşmak için çeşitli yerlerden soruşturup gidiyorum elektrikçiyle konuşuyorum alacağı var. Yalıtım sıva işiyle yapan arkadaşla konuşuyorum alacağı var. Kalıp işini yapan arkadaşla konuşuyorum alacağı evet. Var. Ses demirci 65 bin lira alacağı var diyor. Demircinin var. Evet. Vay anam. Ben bu insanın hocam babasına da ulaştım. Telefon numarasını da buldum. Konuştum. Babası bana yardımcı olacağını belirtti. Kimin babası? Mehmet Kazar'ın. Evet. Dedi ki yeğen dedi ben kendisiyle görüşeyim. Uzun zamandır görüşmüyorum. Sadece telefonda görüşüyoruz. Bayramda en son görüştük. Dedim amca bizim telefonlarımıza cevap vermiyor. Açmıyor. Engelleme koymuş. Sen Allah rızası için bize bir yardımcı ol, bize bir bilgi ver. Dedi ki olur. Aradan 2 saat geçti. 2 saat sonra telefonum çaldı. Baktım telefonda babası beni arıyor. Ben de sevindim. Hani bana iyi bir haber.
haber verecek diye. Telefonda konuşan kişi babası değil, başkası. Niye bu insanı arıyorsun? Ne varmış dedim onda, rahatsız olma bir durum mu var? Evet, rahatsız etme bu insanı. Dedim rahatsız olan biziz, mağdur olan biziz. Siz niye rahatsız oluyorsunuz? Ben bir insanlık adına babasına derdimi anlattım. Bana yardımcı olması için. Bu insanı bir daha arama dedi. Telefonu kapattı. O günden beri de telefonu çalışmıyor. Kapandı. Evet, biz de aradık. Biz de aradık. Canlı yayında aradık. Yani şu anda onların firmasının yetkilisi varsa o da bağlanabilir. Hangi firmanın yetkilisi? Yani kaçan firmanın? Firmayı başkalarının üzerine şimdi efendim bize vadettiği daireler, yapacağı dairelerin arsasının tapusu şu an başka insanın üzerine. Evet. Geçen programda konuşmuştuk. Bir de ne var biliyor musun? Geçen programda ilginç bir şey oldu. İki tane vatandaşı konu kalmıştık. Evet. Adam ne dedi biliyor musun? Bu kadar mağdur olmuş, bu kadar dolandırılmalarına rağmen adam diyor ki ya ben şimdi de gelse görsem ben hocama güveniyorum. Bir 40 milyar daha istesin veririm. Yemin ediyorum çıldırdım abi ya. Efendim bu... Vallahi bak adam o kadar da güven vermiş. Bu insanın efendim bende telefonumda ses kayıtları var. Bu insan daireler yaparken yani görünüm itibarıyla Erzurum insanı işte. Tabii hatalıyız güvenmekte. Yani insanın manevi duygular yönünden yaklaşıp kendini o gibi bir görüntüye büründürüp o zaaflardan yararlanıp... Zaten Erzurum'da kim Allah peygamber değilse insanlar kanıyor ki. Hocam... Bir camiye git, bir namaz kıl tamam. 26'sında... Bir camiye abdest al, namaz kıl tamam. Ya seçim zamanı zaten, mesela diyelim seçim zamanı herkes namaza başlamıyor mu yani? Pardon, 9'dan 22'sinde ben bu insanın yanına gittim. Telefonuma cevap vermeyince böyle sürekli artık tedirginleştim. Gittim görüşemedim. Ertesi gün görüşelim dedim. Ertesi gün görüştüm ben bu insanla. Ben dedim ki ben senden daire falan istemiyorum. Ben sanki paramı koydum yastık altındaydı. Sanki paramı bir arkadaşa borç vermiştim. Benim paramı geri iade etti. Ne kadar para vermiştim? Sen ne kadar verdin? Efendim ben 67 bin lira para verdim. Toplam 67 bin lira. 105 bin liraya ben bundan daire anlaştım. 2014'ün ikinci ayı paniler yazıyordu. Cemil senet mi imzalamışsın? Bana senet verdi. Teminat olarak da. Ben artık demek ki göz boyamadı yani. Peki şimdi sen 65 mi, 67 mi ödedin? Evet. 102, 105'e mi almıştın? Evet. Onun devamını nasıl ödeyeceğim? Devamını dairenin tapusunu teslim ettiğinde ödeyeceği çekip vereceğim. Ucuz yırtmış. Bu, sen ucuz yırtmışsın. Ben aslında şimdi bu insanı araştırdığımda bu insanın tahmini söylüyorum. Tahminimde de çok fazla yanılma. Bu iş üzerinde yeni parayla Erzurum'a 25-30 bin lira civarında bir para takıntısı var. Karşılaştığım insanlara bakıyorum, içlerinde en az para veren benim. 25-30 bin lira, 30 milyar mı? Trilyon yani. Trilyon. Trilyon, evet. Eski parayla trilyon, evet. Fakat ekonomik şartlara baktığım zaman en zor durumda da olan yine ben. Tamam verdiğim mevla küçük diğer arkadaşlara göre ama benim kendi ekonomik durumuma göre en çok mağdur durumu yaşayan da benim. Kardeş yani ben sana şunu söyleyeyim. Bu mağduriyetin azı çoğu olma. Sen 2 milyon dolarında yani, 2 milyon dolar para da verseydin bu mağduriyet olsaydı haklısın. Ben yani biz pazartesi günü yerine şey yapalım yine. Bakın pazartesi Naci Bey'in de dediği diliyorum gibi. Bir izleyicimiz hattımızdaymış. Alo. Güzel. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Sağ olun. Abi şu an o canlı yayındaki konuyla ilgili evet, bir takım aktarımlarım olacaktı ama. Evet buyurun. Şimdi bu Mehmet Kazan isimli şahıs abi bir günde mal kaçırma amacıyla 8 tane daire bir kişiye, ertesi gün 8 tane daire bir kişiye satıyor. Bununla biz telefon görüşmesi yapıyoruz. Telefonda diyor ki ben teminat olarak bu daireleri onlara verdim tapularını. Hiç kuruş para almadım diyor. Daha sonra tapuları alacağım, size vereceğim diyor. Evet. Bu insanlara yöneltiyoruz soru. Diyoruz ki siz ne kadar para verdiniz? Diyorlar ki 800 milyar, kimisi diyor 300 milyar. Gerçekte 200 milyar, 250 milyar Mehmet Kazan'a borç veren bugün 1 trilyon alacağım var diyor. Evet. Yani bu adam da tepecilerin kucağına bir şekilde düşmüş. Evet. Daha aktarmak istediğim şeyler bunlar abi. Anladım. Çok mağdur var abi orada.
Yani insanlar evine ekmek götüremez durumda şu an insanlar var aynen, bu durumda. Aynen. Allah yardımcılar olsun. İnşallah. Abi işte küf noktası bu, mal kaçırmaya giriyor ya. 8 tane 10 tane bir günde bir insan nasıl daire alabiliyor? Evet. Banka dekontu yok, bir şey yok ama bunlar işte böyle sırtı kalın insanlar biraz. Tehdit ediyorlar. Biz 800 milyar verdik. Kimseye vermeyiz. Gelin anlaşalım. Daire başı 60 verin. Yok 70 verin. 80 verin. Sanki tekrardan biz daire satın alıyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Sağ olun. Abi, sağ olun. Şimdi pazartesi günü bu konuyu geniş bir platformda ele alalım. Konuklar, bakın davetimizi yapıyoruz. Gelmek isteyen buyursun gelsin. Gelmek istemeyense abi ne arasın ne de sorsun ne de bir şey söylesin. Abicim ben Bu iş hak aramaksa eğer, evet. Bakın biz diyoruz ki bugünden itibaren duyuru yapacağız. Evet. Pazartesi günü geniş katılımlı bir program. Karadayı mağdurları da olur. Evet. İlke mağdurları da olur. Varsa, kim varsa başka mağdurlar varsa işin yani, doğrusu şu anda Naci Bey bu işe bir el atmak lazım, bir gündeme getirmek lazım. Bir iyice abi aylardır sağlam gündeme getiriyoruz da işin değil, taklı bir olarak gündeme getirmek lazım. Erzurum'da ne mağdurlar var kardeşim? Şimdi ben şu anda evini almış, içine girmiş, tapusunu almayan kaç kişi var? Yani bu işe bir neşter şimdi atmak lazım yani. Ben sana bir soru soracağım. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanısın. Evet. Açmışsın Kanal 25'i izliyorsun. Evet. Şu konuları konuşuyoruz. Evet. Bakıyorsun ki oradan bir telefon bağlantısı. İsmini vermek istemeyen izleyici. Evet. Ne kadar kale alırsın? Hiç. Kardeşim bana diyorum ki gelin çıkın. Adınızda, şanınızda neyiniz varsa koyun. İşte karşıdaki de bir muhatap aynen olacak adam diyorsun ya. Şimdi ben ismimi vermeyeceğim, yüzümü göstermeyeceğim. Sadece sesimle duyuracağım. O böyle zaman iftiraya giriyor, şeye girmiyor ki zaten. Yani. Adamlar da şunu da diyebilir yani. Der ki Kanal 25 uydurma bir program uydurma yapıyor program da. Yapıyor, işte orada 3-4 kişi kendi çalışanları anlatıyor da. Der bunu. Yani sizin için demiyorum, yanlış anlamayın. İşin prosedürü neyse onu yapalım. Naci Bey, ben ismini vermekten de saklamıyorum. Yok yok, sizin bir için demedim. 36 tane daire bir bu şahıstan nasıl aldığını mesela, onu dahi ismi ölmekten dahi korkmuyorum. Ben artık Kasım ölmeyeyim. Bey, Allah uzak etsin. Yok yok, kimse kimseden korkmaz. Abicim, ben evimde huzurum yoksa, bak, ben ailemle eğer her gün dövüşüyorsam ise daha her şeyi ben göz önüne almışım. Bir insan 36 tane daire tapusu almışsa bu şahıstan, banka dekontlarını getirip diyecek ki ben buna bu kadar para verdim, 36 tane daire aldım, bu kadar arsa aldım bundan. Ben diyorum ki mal kaçırma. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum daha. Kim almış 36 daireyi? Tapuları onun üstüne kayıttı, 36 tane daireyi. Bir kişi mi almış? Bir kişiye kayıttı. Tapuları arsa, millete sattığı arsa, arkadaşı Şükrü Paşa'daki arsa dahil onun üstüne kayıttı. Abi, bunlar kendilerini ya gidip görüşüyorlar, kendilerini sağlama arıyorlar. Biz gibi garibanlar da biz bilmiyorduk. İşçiyiz biz. Dediğim gibi ben demir iş yapıyorum. Her şeyimi götürdü bu benim. Ancak 4 senede de işlerini yapıyorum. Borçlarımı ancak ödeyebildim. Bu yıl 65 milyarımı götürdü. Şimdi yönetim kurumdaşımlar da 300 milyarınızla hiç karışmayız. 65 milyardan da %35 keseriz. Eğer mahkemeye gitmezse o şekilde veririz sizin paranızı diyor. Yani yine bir yönetim var. Evet, yönetim var. 3-5 kişilik kuruldu. Kendi işlerini sağlama çıkardıktan sonra şimdi 3-5 kişi daha bir yönetim kurulu kendileri yaptılar. Onlar da kendi işlerini sağlama çıkarıyorlar. Anladım. Şimdi ben yani teşekkür ediyorum. Pazartesi mesela, günü bize mesela vaat ettiği yapacağı daireler varsası kapıda Abdurrahman Demircisi'nin üzerine görülüyor. Abdurrahman? Abdurrahman Gürek. Abdürek mi? Mert Gürek mi? 36 daire doğuştu. Onun üzerine görülüyor mesela. Tamam, bunları adasını, parselini falan hep bizim şeylerimizde, sözleşmelerimizde var. Anladım. Ama mesela bir de şöyle bir şey dikkatimi çekti. Ben bu insandan 2014'ün 2. ayında daire satın aldım. O tarihten daha önceden arsanın zaten devri yapılmış. Yani bizim bir bilinçsizliğimiz, gidip araştırma yapmamamız, görsel kapı onun adına değil. Belki alın yeter. Evet. Sadece inanma. Evet. Sadece inanma. Güven. Anladım. Ben teşekkür ediyorum. Pazartesi günü sizleri burada bekleyeceğiz. Gelene kapımız açık. Gelmeyen de abi aramasın da sormasın da artık yeter. Çünkü biz hak aramak için
bir şeyler yapıyorsak, bizler bir adım geliyorsak, yani sizin 10 adım gelmeniz lazım. İnsanların, yani bu mağdurlardan bahsediyorum. Evet. Mağdurların inanıyorum ki %60'ı, %70'i bu şeyden haberi yok. Olsa gelecek. Gelsinler abi. Haberdar edelim. Siz de yapın. Haberinizi yapın. Yani haber olsa biz de duyurumuzu yapacağız. Sayın Akkuş, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Naci Bey. Yarın siyaset var. Siyasette genç arkadaşlarımız bizimle beraber olacak. Yarın Merkez Parti Palandöken ilçe başkanını konuk alacağız. Perşembe günü tüketici hak arama konusunda malum Genel Başkan Nihat Altay ve avukat arkadaşımız Erhan Topçu bizlerle birlikte olacak. Bu arada o avukat arkadaşımıza bu konuyu da ileteceğim. Bakalım neler yapabilir, neler... Tabii. Perşembe günü burada olursanız kendisiyle de görüştürebiliriz. Tüketici Hak Arama Derneği olarak kendileri de dava açabilir bu konuda. Çünkü sonuçta bir tüketici konusu. Bu kesinlikle, da kesinlikle. Mağdur, evet, mağdur olmuşsunuz. Dolayısıyla o arkadaşımızla da bir görüşürseniz iyi olur. Yarın siyaset, perşembe tüketici verir, evet, konuları var. Pazartesi günü sizleri, ilke inşaat mağdurları, Erzurum'daki inşaat mağdurları, kimler varsa stüdyomuzun kapısı ardına kadar açık. Yeter ki gelin, hakkınızı arama noktasında buradan yetkililere mesajlarınızı verin diyoruz. Ana kumanda masasında Oktay Polat, koordinatör Murat Erener, sevgili Dursun Ali Akkoş ve ben Naci Ergen. Yarın saatten 13'ü gösterdiğinde yine burada olmak dileğiyle. Hoşçakalın.